Bir de çıktı bu ara ucuz şeyler. Kahramanlar. Kimler? Başta Rıdvan. Rıdvan. Sen 120 bin liraya Galatasaray'la anlaşmıştın. Ben profesyonel futbolcunun hangisinin Fenerbahçeli olduğuna saygı duyar inanırım? İşte Caner gibilerin. Eskiden Fenerliydim, ben Fener'de oynamak istiyorum diyenin. Ha bunu tabii yönetimin de tarzı öyle olma. Önce ben sorardım. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerli tutuyorum diyorsa alıyordum. Transfer gündemine. Seni işin bitmişti Galatasaray'la. Bolu maçından sonra sağ olsun bizim sol bek Cem Bolu'da oynuyordu. Sarıyer'de senle beraber. Bolu maçından sonra Düzce'de mola verdiniz biz. Durakta bir benzinciden sizi aldık, getirdik, kaçırdık. O zaman kaçırma modaydı. 200 bin liraya aldık seni. 80 bin lira fazla verdik. Sen kaç sene oynadın? O kadar sene bana göre 103 gol atılmış sene. 10'a oynadın. Son kupa finalinde Beşiktaş'a rezil olduk. O da neyle oynadın? Dopingle oynadın. Mehmet Yenici'nin verdiği haplarla oynadın. Sen değil misin? İngiltere ile özel maç yapıyoruz İzmir'de. İzmir'de. Arkasından da Galatasaray maçımız var. Mehmet Yenici sana diyor ki dopingi özel maçta İngiltere maçında mı yapalım? Fenerbahçe Galatasaray maçında mı? Bir Fenerli hangi maçı tercih eder? He? Sen tabii gündeme geleceğin maçı tercih edersin. Bu İngiltere maçında zenci bir futbolcu vardı, yerle bir ettin. Sonra Fenerbahçe yok. Fenerbahçe Galatasaray maçında yoksun. Sen değil misin? Taç atarken kolu çıkan. Sen değil misin Türkiye'deki doktorlara baytar diye hakaret eden? Sen değil misin bütün kumarbaz yapan takımı? Daha nelerini anlatayım? Şu anda tanıdığım en ahlaksız, en kötü huyları olan, at yarışı oynayan ve takımı yakan ve şu anda sen Aziz Yıldırım'ı çok sevim babam diyorsun. Seni kovmadı mı? Sende hiç ruh yok mu? Sen bütün takımı dopingli yaptın. Bir tek Aykut'la Oğuz, bunlar iyi profesyonel, onları kandıramadın. Hepsini dopingle bitirdin. Fenerbahçe'ye büyük zararın oldu. Daha ben bunları birebir anlatırsam sırayla, istersen gel senle bir televizyonda oturalım anlatayım. He? Sen ne saat tekersin biliyor musun? Sesle görüntünün aynı anda gelmediğini bildiğin için gol olur. Ha önceden golü bildi diye milleti yedin ama bizi yiyemezsin bizim gibileri. Sesle görüntü aynı zamanda gelmediği için o nasıl bildi oldu. Biz onu kullandın. Hakem kesiyorsun şimdi. Seni başkan niye seviyor? He? Saygı duyduğumuz bir devlet büyüğümüzün yakının yanında onu kullanarak yakında öğrenir herhalde inşallah ne şerefsizlikler yaptığını benim gibi çok kişi biliyor. Sen Tanju'yla Tahir'i dinletmedin mi? Telefonla. Seni başkan orada kurtarmadı mı? Sarıyer'deki görüşmeler senin için değil miydi? Seni başkan niye sahipleniyor? O bir devlet büyüğünün yakınının yanındasın da ondan acaba bir şeyler yerler götürebilir miyim diye. Sakın bir daha Fenerbahçe konusunda böyle ahkam kesme. Sen üye bile olmadın. Neymiş onu bilmiyordum. Ya sen ne şerefsiz bir adamsın ya. Gel benimle istediğin yerde konuş Fenerbahçe. Sen kimsin Fenerbahçe kim? Fenerbahçe'yi mahvettin sen. Ben seninle çok uğraştım. Sen çok yetenekli bir futbol. Türk futboluna ihanet ettin. Sen ne verdin? Bu yeteneklerin ne kadar ne verdin? Aldığın paranın hakkını ne kadar verdin? Sabahlara kadar gezdin. Taç atarken kolun çıktı be. Hiç çalışmadın sakatlıklarda. Senin kadar çıt kırıldığın bir adam yok. Neden yok? Bak çalışmadın ki hiç çalışmadın. Herkesin üstünde. Tam bir sülün Osman'sın. Sakın ha, sakın bir daha Fenerbahçe konuşma. Sen benle bir televizyona istiyorsan çıkarım diyorum. Çıkmazsan eğer konuşursan gelir seni televizyonda canlı yayında gelirim orada konuşurum. Sakın ha.